Herkese merhaba arkadaşlar, ben Gökhan Yılmaz ve şimdi sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz kutuyu açacağız ve PlayStation 4 Pro'nun içerisinde neler çıkıyor ona bakacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 10 Kasım tarihinde tüm dünyada, Türkiye'de dahil olmak üzere çıkışını yaptı ve Türkiye'de 1.700 TL gibi bir fiyatla çıkış yaptı ve bu 1 TB'lık Jet Black isimli modeli şimdi bizim masamızda ve bakalım içerisinde neler barındırıyor. PlayStation 4 sahipleri de merakla bekliyordu uzun zamandan beri ve PlayStation 4 sahibi olmayan kullanıcılar da merakla bekliyorlardı. Ve hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Kutunun arkasında Uncharted 4, Last Guardian, Horizon Zero Dawn ve Call of Duty Infinite Warfare oyunlarına yer verilmiş. Bakalım içerisinde nelere yer verilmiş. Kutuyu çıkartıyoruz. Kutu tasarımı standart PlayStation 4 kutu tasarımına çok benziyor. Evet, bir burada Kutuception'ımız var. Kutu içerisinde bir başka daha. Kutu bizi karşılıyor ve bunu da açacak olursak sanıyorum ki. Evet, öncelikli olarak içerisinden kullanma kitapçıkları çıktı. Bakalım bu neymiş. Hızlı başlangıç kılavuzumuz var. Bunun içerisinde basit olarak PlayStation 4 Pro'yu nasıl aktif hale getireceğinizi ve nasıl kullanmaya başlayacağınızı gösteren görsellerle birlikte kısa kısa açıklamalar bulunmakta. Aynı zamanda içerisinde tabii ki Türkçe de bulunuyor. Bunun dışında bir garantimiz var. Hangi şartlarda garantinin geçerli olduğunu, konsolunuzu nasıl kullanmanız gerektiğini söyleyen kısa bilgiler bulunmakta. Burada da güvenlik kılavuzumuz var. Güvenlik kılavuzunda da yine Türkçe, her zamanki gibi en sonda T harfinden olsa gerek. Ve burada da işte nelere dikkat etmeniz gerektiğini, sistem yazılımı, radyo dalgaları, 3 boyutlu görüntüler gibi gibi bilgiler bulunmakta. Evet, bu kitapçıkları bırakalım. Ve şuradan konsolun kendisine ulaşalım. Evet. Sanırım ki biraz sıkışık. Şuradan şöyle çekersem daha kolay olacak. Evet. Yanında bir kutu daha bulunuyor. Ve buradan da PlayStation 4 Pro'yu çıkartmayı başardık. Şu kutuyu koyuyorum. Yan tarafları da çıkartalım. Evet. Jelatin standart. PlayStation 4'te de yine bir benzeri kullanılmıştı. Ders koyduk sanıyorum ki. Bakalım. Evet. Ve PlayStation 4 Pro bütün ihtişamıyla birlikte karşımıza çıktı. Üzerinde kocaman bir PlayStation logosu var. Çok sade bir tasarım yapılmış. Eski PlayStation 4'e oranla parlak yüzeylerden kaçınılmış. Tamamen mat bir yüzey var. Ve oldukça sade. Ön tarafta ise böyle bir pasta dilimi görünüşüyle birlikte bir kat daha arttığını görüyoruz zaten. Altında da yine çok benzer bir tasarım altında da bulunmakta. Yine PlayStation 4 logosu. Bu sefer zemine temas etmemesi için ufak çıkıntılarımız var ve bu çıkıntılar da PlayStation'ın logolarından oluşuyor. Bunlar evet yumuşak plastik. Şimdi konsolun giriş çıkışlarına bakacak olursak şunu da ortadan kaldırabiliriz. Ön tarafta yine Blu-ray'lerimizi takmak için bir girişimiz var. Bu sefer açma kapama düğmesiyle disk çıkarma düğmesini ayırmışlar. Sol tarafta kapama düğmesi. Sağ tarafta ise disk çıkarma düğmesi bulunmakta. Bunlar biraz daha çıkıntılı bir buton olduğu için sonuçta PlayStation biraz eğimli bir ön panele sahip. O yüzden bu çıkıntılı butonlara çok rahat bir şekilde erişip düğmeye basabiliyorsunuz. Hatta bakmanıza bile gerek yok. Hissedebiliyorsunuz zaten düğmenin nerede olduğunu. Güzel. Bunun dışında 2 adet USB girişimiz var. İsterseniz kollarınızı şarj etmek için rahatlıkla hemen ön taraftan bağlayabiliyorsunuz. Zaten benzer bir tasarım PlayStation 4'te de vardı. Yan tarafta bakıyorum ki bolca fan çıkışı bulunuyor. Bu sefer iki katmana sahip olduğumuz için iki katmanda fan çıkışları için kullanılmış. Ve burada ufak bir bombey var zaten iç tarafta plastikte. Orada da bir fanın olduğunu tahmin edebiliriz. Yine bu tarafta, evet bu tarafta da yine bolca fan çıkışı bulunuyor. Arka tarafa bakalım. Arka tarafta bizi ne karşılayacak?
Evet, güç girişinin biraz değiştiğini görüyoruz. Standart PlayStation'larda bildiğiniz üzere ta ilk PlayStation'dan beri yanlış hatırlamıyorsam o ikili Sony'nin normal güç girişi kullanılıyordu. PlayStation 3'te bu değişmişti. Normal bilgisayar kasalarında da kullandığımız veya monitörlerde de kullandığımız bir güç girişi. Burada da bizi karşılıyor. Onun yanında HDMI çıkışımız, yine PlayStation VR'da ağırlıklı olarak kullanacağımız PlayStation kameranın AUX girişi, dijital ses çıkışımız ve bir adet daha USB girişimiz bulunmakta. Bu da yine muhtemelen şeyi kullanımı kolaylaştıracaktır. PlayStation VR bağladığımızda USB giriş olarak kullanacağız. Ve internet bağlantısı için LAN kablosunu takacağımız, Ethernet kablosunu takacağımız bir LAN girişi bulunmakta. Burada da hard diskimiz var. Bunda da ufak bir vida ile birlikte hemen açabiliyorsunuz muhtemelen. Ama burada bir bantımız var. Belki garantiye etki ediyor olabilir. Evet, PlayStation 4 Pro burada. Şimdi isterseniz bir PlayStation 4 ile karşılaştıralım. Bakalım boyutları ne oranda değişmiş. Evet, az önce bahsetmiş olduğum parlak yüzey burada bizde biraz bizim konsol savaş gazisi olduğu için biraz yıpranmış durumda. Hatta şöyle belki görmüyorsanız biraz yamultup da parlatarak size gösterebilirim. Üstüne pek çok şey koyduğumuzdan işte şarj doku istasyonu olsun veya kollar olsun, CD'ler olsun hepsini bunların üzerine koyduğumuz için bolca çiziye sahip. Mat yüzeyde çok fazla hasar yok. Ama şey sıkıntısını yine bir yeni konsolda da yaşayacağız muhtemelen. Hatta iki kat yaşayacağız. O da nedir? Şuradaki tozlanmayı görüyorsunuzdur. Bu tozlamanın iki katını yine PlayStation Pro'da yaşayacağımızı söyleyebilirim. Şimdi yan yana koyuyorum. Yükseklikleri baktığımız zaman hemen hemen aynı. Yani neredeyse birkaç milimetre daha yüksek PlayStation Pro. 1,5 katına çıkmış olmasına rağmen katların yükseklikleri biraz düşürüldüğü için hemen hemen aynı. Uzunluklarına bakacak olursak da bir kaç 2-3 santimlik bir fark var. Biraz daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Genişliklerine bakalım. Evet, genişlikte de neredeyse bir 2 santim kadar fark var. Yani PlayStation Pro biraz daha büyük. Ağırlık olarak ise bakalım PlayStation Pro daha ağır. Evet, gerçekten de daha ağır. Evet, içerisinde daha fazla güç bulunuyor. Daha fazla fan çıkışına sahip. Daha fazla ısınacaktır muhtemelen de aynı zamanda. Bunun dışında PlayStation 4'ümüzü kenara alıp kutu içeriğine bakmaya devam edebiliriz. Evet, Pro'muz burada. Ekstra bir kutumuz daha var. Bakalım bunda neler bulunuyor. Evet, öncelikli olarak bahsetmiş olduğumuz güç kablomuz bulunmakta. Bunun standart olarak diğer cihazlarla da kullanabiliyoruzdur muhtemelen. Ama içerisinde şey bulunmuyor. Topraklama bulunmuyor. Onun dışında bir adet mikro USB kablomuz, artık kolumuzu şarj etmek için kullanacağınız. Onun dışında bakıyorum bir adet HDMI kablomuz, televizyona bağlamak için veya başka bir monitöre. Ve daha önceki PlayStation 4 ile birlikte gelen kulaklığımız var. Bu kulaklık yine tek bir hani kulak içi kulaklıkla birlikte oyunlarda ses çıkış girişimizi alacak bir de mikrofona sahip. Bu da bir önceki tasarımla hemen hemen aynı duruyor şu an içerisinde. Bu jack girişiyle birlikte gamepad'inize bağlayarak direkt ses giriş çıkışını alabiliyorsunuz gamepad üzerinden. Ve asıl merak ettiğim kısım diyoruz yeni gamepad, yeni DualShock kontrolcümüz. Biliyorsunuz ki bunda ufak bir değişiklik yapıldı. Artık onun dışında bir değişiklik yok herhalde anladığım kadarıyla. Artık öndeki, arka tarafındaki ışık ön taraftaki touchpad'de de görünüyor. Orada da gördüğünüz gibi şu an PlayStation 4 arıyor. Orada ufak bir şekilde parlıyor. Ben bunu daha fazla olacağını tahmin etmiştim. Belki şiddetini ayarlayabiliyoruzdur ayarlar kısmından. Ama görsellerde daha çok parlak görünüyordu. Burada oldukça şık ve çok yani rahatsız edici durmuyor gerçekten de. Ben beğendiğimi söyleyebilirim. Onun dışında hemen bir bakalım PlayStation 4 kontrolcüsüyle ne değişmiş, bir şey değişmiş mi? Şimdi bakıyorum, tutuşlar aynı, yüzeyler aynı. Arka tarafların da aynı şekilde yüzeyleri aynı. Tabii bizimkisi biraz kamuflaj desenine sahip olmuş eskimekten. Arka taraflar da aynı, trigger butonları aynı hissiyat. Sanıyorum ki şu D-pad'deki yüzey biraz değiştirilmiş. Burada biraz daha parlak, daha kaygan bir yüzey varken
Burada sanki çok az, neredeyse fark edilmeyecek kadar daha kaygan olmayan ve aynı şekilde biraz daha mat bir yüzeye sahip. Aynı şekilde burada da bakıyorum ki bu mat butonlar bana biraz daha ilk PlayStation kontrolcüsünü hatırlatıyor. Daha mat renkler var şu anda ve biraz daha arka planı gri olduğu için eski kontrolcüyü hatırladım. Onun dışında analog sticklerde bir değişiklik yok. Yüzeyleri aynı. Biliyorsunuz ki bir süreden sonra bunlar yıpranabiliyor. Muhtemelen benzer şey bunda da olacaktır. Ama bunların dışında yine ses çıkışlarımızda da bir değişiklik yok. Hemen hemen aynı kontrolcüler. Yani en büyük değişikliğin aslında ön paneldeki dokunmatik kısımdaki ışıklandırma olduğunu söyleyebiliriz. Kontrolcülerimizi de bir kenara koyabiliriz. Kutu içerisinde başka bir şey yok. Standart olarak içinden gelen içerikler bu şekilde arkadaşlar. Performans açısından da bakalım ne gibi farklılıklar oluşturacak. Biliyorsunuz ki PlayStation 4 hem 4K oyunculuk hem de bazı oyunlarda daha iyi görsellik sunma yeteneğine sahip. Zaten kutusunun arkasında da bolca bunlar belirtilmiş. Bayağı bir övülmüş konsol. Şu an içerisinde gerçekten de çıkmış olan en güçlü konsol diyebiliriz rahatlıkla. Ama performans konusunda PlayStation 4 4'e karşı ne gibi üstünlük sağlayacak? Bunu bir başka videoda yine sizlere göstermek isteriz. Bizler de denemek için sabırsızlanıyoruz. Benden şimdilik bu kadar diyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar.